Merhabalar. Fayans arası ders nasıl temizlenir? Şöyle küçük bir alan batmış durumda. Diğer taraflar temiz. Göründüğü gibi. Bunu temizleyeceğiz. Küçük bir alanda. Şöyle. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Daha önce de denedik. Böyle küçük fayanslar aralarında az yerlerde batma durumunda gayet uygun bir sonuç verdi. Böyle biraz bekliyoruz. Etkisini göstermesi için. Bakalım ne derece çıkartacak. Göründüğü gibi şuralarda rengi değişmeye başladı. Direkt etki yapmaya başladı. Böyle biraz sert fırça, tüyleri biraz sert bir fırça daha uygun oluyor buralara. Ve de asitli, kimyasal olduğu için. Bir de 5 dakika falan beklersek arkadaşlar, şu an göründüğü gibi rengi değişti. Fayanstaki derz aralarındaki kirlere etki etti. Biraz bekledik biz. 4 dakika kadar. Bu durumda köpükleri siyahlanmaya başladı. Şöyle fırçayla biraz bastırıp uyguluyoruz. Köpükler biraz renklere değişiyor. Biraz daha 2-3 dakika daha fazladan bekleyip daha rahat bir sonuç da çıkartılabilir. Şu an gayet çıkartıyor. Böyle küçük alanlarda rengi göründüğü gibi değişti. Derz arasındaki derzin içine biraz işlemiş kirleri, lekeleri gayet çıkartıyor arkadaşlar göründüğü gibi. Burayı tertemiz yaptı bak. Burada kirliydi. Şurayı da şu an tertemiz yaptım. Burayı da şurada biraz çok batıklık vardı. Kirlenmişlik vardı. Burayı da çoğunu çıkartıyor. Renginden göründüğü gibi şöyle kirleri böyle zarar da vermiyor. Biz uyguladık böyle küçük alanlarda fayans arası ders kirlenmelerinde gayet Asperox başarılı bir temizleyici. Gayet iyi çıkarttı arkadaşlar. Derz arası bizimki gri. Şurası ıslak olduğu için biraz sarı gibi görünüyor. Normalde temiz yerler şu şekilde. Fayansa uygun yapılmış. Bu renkte gri gibi. Burası kuruyunca açıklaşıyor rengi. Daha önce de temizledik. Temizlik oranı da gayet belli. Şöyle yaklaştığımız zaman ileriye doğru. Zaten şu köpük renklerinden de ne kadar oranda çıkarttığını görüyoruz. Gayet başarılı bir temizleyici. Bu şekilde eldiven giyerek dikkatli bir şekilde kullanabiliriz Asperox'u. Böyle küçük alanları temizleyebiliriz. İşimiz bittikten sonra şöyle bez ile siliyoruz arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde temizledi. Göründüğü gibi bütün kirleri küçük bir alanda uygulama yaptık. Kirlenmiş derz arasında. Gayet başarılı bir şekilde çıkarttı. Yalnız kokusu biraz
rahatsız edici bir kokusu olduğu için çok az bir şey, çok yüksek de değil. Pencereyi falan açabiliriz uygulama yaptığımız yerde, rahatsız olmamak için. Bez ile sildik. Sonra tekrar bezi yıkadık. Nemli bir bezle. Burada etki kalmaması için, belki zarar vermesi, verme durumu olmaması için tekrar siliyoruz. Bu şekilde derz aralarını kolaylıkla temizleyebiliriz. Herkese kolay gelsin.